Efendim herkes öncelikle hoş geldi. Lacak ve Sarı'nın e, aslında e, çok zorlu bir bölüm e, şu anda çekiyoruz. E, deprem sonrasında yaşadığımız felaket sonrasında sizlerle birlikteyiz. Gerçekten e, uzun yıllar e, bir ülkenin başına gelemeyecek e, bir felaketi yaşadık. Kahramanmaraş merkezli iki ayrı, e, yedi buçuk üstünde iki deprem. E, gerçekten e, çok büyük kayıplarımız... E, yitip giden canlar e, ne söylesek boş yani hakikaten e, çok çok zor bir dönemden geçiyoruz. E, sizlerle birlikte en azından e, bu acıyı paylaşmak e, ve kısa süreli de olsa birlikte e, bir sohbet yapmak amacıyla buradayız. E, Baran hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk Cemal. Çok zorlu bir dönem. Ee, yani hakikaten belki bir ülkenin başına 300-500 yılda bir gelebilecek ve hele ki o ülke hazırlıksızsa e, o ülkeden çok büyük canlar götürebilecek bir depremi yaşadık. En son 99'da ben şahsi senin de öyle 9 yaşımızdayken yaşamıştık böyle bir felaketi daha yakın yaşamıştık Düzce merkezi İstanbul'da. Ama canımız çok yandı. Ee, maalesef çok yine hazırlıksız yakalandık. 99'dan beri e, 99'u devlet aslında kendine bir milat kabul etmişti. Bu saatten sonra artık hazırlıklı olacağız vesaire demişti. Ve bu konuşmalar... Çıkarılacak dersler var vesaire. Çıkarılacak Hep dersler klasik. var vesaire. Ama 99 yılından 2023 yılına geçen 24 senede görüyoruz ki hiçbir aşama kat edememişiz. Maalesef devletimiz yetersiz kaldı ve birçok gitip giden can var şu an. Ee, yani, yani nasıl keşke... söylenir? Ne konuşulur? inan bilmiyorum yani şimdi bizim de finale Fenerbahçeyi konuşmamız lazım burada ama... Ben yayının en azından ilk 4-5 dakikasını bu konuyu ayırmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü hakikaten... E, Birebir orada konuştuğum insanlardan da duyduğum kadarıyla ilk 2-3 gün özellikle Hatay özelinde ben çok şey duydum. Mutlaka diğer şehirlerimize de felakettir durum ama... Hatay'dan duyduğum kadarıyla ilk 2-3 gün yardım bile gelmemiş. Yani insanlar kendi kendilerine bir şeyler yapmışlar falan. 23 yılında bir Türk Devleti'ne yakışmayan görüntüler olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında ben kendilerini çok takdir ediyorum. Sevgili Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent inanılmaz gayret gösterdiler, inanılmaz yardımlar topladılar, inanılmaz yardım ettiler. Bir gün bile oturmadılar. Ve bu kadar güzel yürekli insanlara karşı maalesef özellikle medyada çok aşağılıkça onları suçlayan, kendilerinin bir gram dünyaya katkısı olmamış işte Bircan Bali, Deniz Akkaya. Yani gerçekten utanıyorum ya sizden. Ya hakikaten yani dünyaya utanıyorum. faydası olmayan insan. Kim, nefes kim alıyor mi? ama mesela hani... Ben onunla aynı nefes aldığıma utanıyorum mesela. Katma ya. değeri yok abi. Ya yaşıyor ben ama... Ya tipine falan o bir cam Bali'ye, Deniz Akkaya falan baktığınız zaman zaten bir faydası olmayacağını anlıyorsun ama en azından hani kötü insanlarsınız, bunu okeyiz ama iyi insanların önünü tıkamayın, gölge etmeyin. Özellikle böyle bir dönemde. Ya aynen öyle. Bir de şöyle bakmak lazım. Yani bu insanlar hakikaten... Adam hem yardım yapıyor hem de depremin daha ilk günü ya yardımlar yapılmaya başlanmış. Bir tane Hacı Yakışıklı diye bir AK Parti'nin trollü bir adam var mesela şey diyor. Dekontları yayınlayın diyor. Ya ne dekontu ya kardeşim daha, daha, daha iyi... adam binanın altında, altında ya kurtarılmayı bekliyor adam ne dekontu ya sen bu, bu bugüne kadar bu adamın bir hukuksuzluğunu falan gördüysen ver yargıya bunun hesabı sorulsun veya bundan sonra gide ki bu depremin yaralarını sar, saracağız sonra bana dekont 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 medyaya çıkmayacaksın buna eyvallah ama depremin ilk daha ikinci günü üçüncü günü insanlar devlet daha gidememiş hataya ya Aynen. ama insanın kalbinde yani o tarz adamların kalbinde hiçbir sevgi hoşgörü ne bileyim. E, utanma, ağır bu tür duygular olmadığı için bunları söylemeleri çok normal. Bana çok ben, ben çok alıştım abi bu tarzın. Ya sana. herhalde onlar fazla... para karşılığı trollük yapıyordur diye düşünüyorum. Bu kadar kötü olabileceklerini düşünmüyorum ben çünkü. Ben düşünüyorum ya. Bu bu çok normal abi. Çok normal. Ben bu insanların bu denli hatta bundan daha bile fazla kötü olduğunu düşünüyorum. Ee, maalesef Türkiye'de bu tarz insanlar çok sayıda hem de çok ya sayıda var. Ya bak isim var. vereyim sana bak aklımda kalanlar ya Deniz Akkaya, Bircan Bali, Hacı Yakışıklı, Tuğrul Selmanoğlu bunlar. Ya, rezil, Kepaze ya hakikaten. Ya, keşke olmasaydınız ya. Keşke, keşke olmasaydınız. ben de çok isterdim. Keşke ben de çok isterdim. Ee, şimdi hakikaten o kadar etkilendik ki yani sadece bir şehir değil, bir şehir değil tüm coğrafya neredeyse maalesef Güneydoğu'daki depremden etkilendi. Ne desem bilmiyorum. Yani orada depremden sonraki nüfusun tekrardan bir araya gelmesi, tekrardan bir iş gücünün sağlanması, yani orada birlik demo, beraberlik falan o tarz şeylerin... Demografik yapının maalesef bozulacağı aşikar ya şu dönemde. Zaten 3-5 senedir buna hükümet kanadından el veriliyordu. Oradaki demografik yapıyı bozmaya yönelik. Bir de bu deprem tam tuz biberi oldu maalesef ve iyice artık benim gördüğüm kadarıyla da hataylar hatayı terk edip farklı şehirlere gitmeye başladı. Şu an acilen yabancıya toprak satışının, mülk satışının yasaklanması lazım. Başka türlü bu demografik yapının değişmesinin önüne geçemezsin. Tek yol. Aynen öyle. Tek yol. Sokmayacaksın kardeşim. Aynen Ama öyle. yapmak istedikleri o maalesef. Belki de yardımcı olacak onlara bu maalesef deprem. Neyse kapatalım bu konuyu çünkü bu sefer... E... Yok çık çıkılmıyor zaten işin içinden. Hani Feyyaz Yiğit'in bir lafı vardı ya e, depremin ikinci günü falan tweet attı. E, düşündüklerimi söylersem tutuklanırım. Hani tutuklanmadan düşüncelerimi söylemeye çalışıyorum. Ben de düşündüklerimi yazdığım zaman yani o Twitter'da mesela hani yazıp yazıp si of. sildiklerimi... Of kaç tane... Ben yazıp, olur ya. yazıp Makale sildiklerimi olur. bırak ben tweet atıp sildiğim de çok oldu yani. Aynen. Makale olur. Ee, bir şey Allah gerçekten gitip giden ama canlarımızdan... son olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Buna sebep olanlar daha beterlerini yaşamadan ölmesinler bu dünyada. Tek benim şeyim, arzum bu. Aynen yaşattıklarının öyle. bin beterini yaşasın her kimse bunlar. Her i̇sim kimse. vermiyorum Aynen her kimse. Öyle. Aynen yaşattıklarının beş beterini yaşamadan bu dünyadan göçüp gitmesinler. Aynen öyle. Tek dileğim bu. Allah bütün ölenlere rahmet eylesin, arkasında bırakanlara sabır, sabır. versin hep beraber inşallah tekrar ayağa kalkacağız. Üstesinden geleceğiz. Vallahi tüylerim kendi kendine oluyor. Yok zaten ee, çok işin içinden çıkabildiğimiz bir konu olmuyor maalesef. Yani istediğin kadar konuş et ama maalesef nereden tutsan elimde kalan bir konu. Ya abi. hiçbir şeyin tadı kalmadı ya. Yani ne futbolun tadı kaldı. Hiçbir hiçbir şey ifade etmiyor ya. Şu an yapılan transferler falan normalde devre arasında bu kadar Rakip takım Galatasaray transfer yapıyorken falan bizim yönetim nasıl pasif kalır? işte niye yapmıyoruz? — Yapsak ne olur, Ben de şey yapmasak yaptım yani, ne olur Benim de ya. çok bir keyfim yok açıkçası. E, baktığımız zaman e, yardımlar olarak sağ olsun genç Fenerbahçeliler deprem bölgesinde e, çadır kent kurdular. Bak görüyor musun? Yani çok güzel şeyler abi bunlar. Bak yani o mutluluğu görüyorsun. Ee, özellikle küçük çocuklarımızı mutlu etmek, onlara bir nebze olsun bir ümit olmak. Bunlar çok önemli şeyler abi. Ee, her yani, şeyden bağımsız yani hakikaten baksana yani hiçbir şeyden haberi yok, şey yok. Sağ olsun ya Allah razı olsun Valla genç Fenerbahçelilerden, yani, diğer kulüplerden, herkesten, ya bakmadan, bakmadan Üçüne beşine bakmadan iyi niyetiyle dezenformasyon yaratmadan yardımcı olan herkesten Allah 50 kere razı olsun. Ee, kendi kulübümüz e, Fenerbahçe çok ciddi yardımlar yaptı bizzat şahit olduk. Genç Fenerbahçeliler sağ olsun gitti orada çadır kent kurdu. Ee, diğer kulüplerimiz keza öyle onlar da elini taşın altına sokuyor. Herkes çok yardımlar yaptı. Umarım yardımlar güzelce yerine ulaşır. Ve depremzede abilerimiz kardeşlerimiz bir şekilde normal hayatlarına en kısa sürede geri dönerler. Ve atlatırız bu hadiseyi. Maalesef İnşallah. bu kadar. İnşallah. Başka da söyleyecek bir şey yok yani. Çok yok. Aynen. Baktığımız zaman da e, deprem süresince e, özellikle iki takımda e, transfer gelişmeleri oldu. E, Galatasaray ve Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşandı. Ama tabii ki bunun e, ses getireni Galatasaray'dan geldi. Ya benim orada fikrim biraz farklı. Mesela yani böyle bir dönemde. Bunlarla uğraşmak mı doğru ama yani sonuçta atıyorum sen de ben de günlük hayatımızda işimize devam ediyor muyuz sabah hmm. kalkıp işimize gidiyor muyuz gidiyoruz. Bu adamların içi de bu işi yapmamıştı. Onu kesemezsin, yapmak Aynen. onu kesemezsin. Transferi yapacaklar. Ancak yani. e, hani yapılan gibi yumuşak bir şekilde ülkeye lanse etmek istiyorsunuz. Ya da o konuda helal olsun e, İletişimi çok doğru kurdular. Zaniola gibi bir büyük futbolcu Türkiye'ye getirdiler. E, bir hülle olduğuna dair bir dedikodular var ama ol, olsa da e, zaten finalde kazanacakları para edecekleri kar muazzam dolayısıyla bence inanılmaz bir transfer başarısı e, açıklamayı da çok şeye uygun bir şekilde yaptılar e, kalitesi çok yüksek bir futbolcu kalitesi çok tabi. yüksek. Ya yani iki çok tane, tartışılmaz burada şimdi masaya yatıramayız yani Zanlıyor, iki tane öyleymiş, şöyle öyleymiş, bir e, offside'ı var sadece İki tane iki dizinden de çok ciddi sakatlıklar geçirdi ama nereden baksan çok iyi transfer ve tekrar ben Galatasaray yönetiminde kutlayayım buradan. iletişimimi hakikaten çok doğru yaptılar. Çünkü böyle bir dönemde böyle bir futbolcuyu Türkiye'ye getirmek normalde çok göze batar ve siz herkes bunlarla uğraşırken siz bununla mı uğraşıyorsunuz tarzı tepkiler çok olur. Ama onlar işte Roma, Galatasaray hazırlık maçı gelirleri depremzedeye bağışlanacak. Öğlen kardeşimiz Muhammed yanlış hatırlamıyorsam ismi. 17 yaşındaydı onun numarasını vermişler yanlış Hemen depremzedelere yardımla başladı zaten. <laughs> yani, yani, ya o, onlar yani. biraz çoğu tabii ama yine de Allah razı olsun yani dediğim gibi yardımın 3'ün beşi olmaz. Allah razı olsun kim yardım ettiyse. Fenerbahçe'mize gelecek olursak bir Beşiktaş'ta bir Onur Bulut mevzusu var. Konuya biz de müdahiliz yani başına müdahilmişiz. Olay da şöyle oluyor. Onur Bulut'la Fenerbahçe ilgileniyor. Normal şartlarda Onur bulutlu sözleşmesi sene sonu sona eriyor ve Onur Bulut'la Kayseri Spor bir anlaşma imzalıyor 3 yıllık yani bu yıl da kapsayacak şekilde. Sonrasında konuda imza yani Kayseri Spor tarafında imza yetkisi olmayan bir başkan vekili yanlış hatırlamıyorsam futbolcuyla bir 1 milyon euro çıkış maddeli bir fesih sözleşmesi ek sözleşme imzalıyor. Bunun sonucunda da ertesi gün Beşiktaş 1 milyon euroyu paraya yatırıyor ve oyuncuyu aldığını beyan ediyor. Aslında yapılan anlaşma şu, Fenerbahçe'nin Mame dolayı, Kayseri'ye transferinden dolayı 1.5 milyon euro Kayseri'nin bize borcu var. Onun üstüne yanlış bilmiyorsam 1.3 milyon euro da biz koyup e, aslında alıyoruz. Biz de zamanda biliyorsun Thiam'ı bedavaya almıştık. Hı hı. Dolayısıyla Fenerbahçe için çok karlı bir transfer olacaktı. Biraz Fenerbahçe taraftarlarının da işini, aslında astarını bilmeden eleştirdiğini görüyorum yönetimin. Aslı astarı öyle değil. Sonra Beşiktaş devreye girip böyle bir şey yapıyor. Ama kim haklı ki bil bugün Onur Bulut tarafından açıklamalar geldi. Kayseri'den geldi, Beşiktaş'tan geldi. Kim idmane çıkıyor abi Onur Bulut? Beşiktaş Beşiktaş'ta çıkıyor şu anda. Ha şu anda Beşiktaş'ta. E, Beşiktaş'ın futbolcusu denilebiliyor mu? Yani bir sözleşme yapabildi mi? şey Yaptı, yaptı sözleşme yaptı. Bu konunun iki tane e, alternatif var. Ya e, Oğulcan Çağlayan olayında olduğu gibi uzun dönem futboldan men cezası alır. E, Galatasaray'ın Rize'ye ödediği gibi Beşiktaş tazminat öder Kayseri Spora doğru. ya da e, haklı bulurlar ve devam eder. Ama hmm. tam anlamadım. Yani e, biraz Kayserispor basın sözcüsünün de açıklamalarını dinledim. Futbolcuyu rahatlatmak için öyle bir kontrat yaptık gibi saçma sapan ifadeler var. Yani doğru mu tam bilmiyorum. Da eğer doğruysa hakikaten enteresan yani. Bayağı bir şey e, iş bilmezlik ve yeni Türkiye hareketi diyebiliriz. Yani dolandırıcılık aslında baktığında. Yani. E, aynen. Şimdi baktığımız zaman <laughs> Konya Spor maçını oynayacağız. E, Cumartesi bile. ona gelmeden Fenerbahçe transferleri konusunda birkaç bir şey söyleyeyim. Tabii tabii. Biz bu transfer döneminde ne yaptık? O Servalde'yi aldık. Benim çok beğendiğim bir e, oyuncu. Ha, bu arada diğer yayınlarda da söylememiş, söylemiştim. E, çok takip ettiğim bir oyuncu değil. Sadece profil olarak beğendiğim bir oyuncu. Genç, gelecek vadeden, fiziği kuvvetli, Türkiye liginde iş yapabilecek futbolcu ve daha yüksek bedellere satabileceğimiz bir futbolcu. Samet Akaydın transferini çok anlamadığımı söylemiştim zaten sana daha önce. Umarım başarılı olur. Ee, Emre Demir transferi bana mantıklı geliyor. Ay, bu sene bize bir katkısı olur mu olmaz ama uzun vadede sonuçta Türkiye'de en der görülen potansiyellerden biriydi Emre Demir. Dolayısıyla ben ve bedavaya yaptığımız bir transfer. Dolayısıyla mantıklı görüyorum ama... Şu an Fenerbahçe'nin benim duyduğum duyumlarımdan yola çıkarak söylüyorum. Ön tarafa e, orta saha ve forvet kanat bölgesine iki tane transfer yapmak gibi bir düşüncemiz var. Ve ismi geçen futbolcular içime hiç sinmeyen futbolcular. Bir Obama Young. Obama Young'ın ben en son geçen gün şeyde ısınmaya çıktığında yani takım maç yaparken kenarda ısınıyor falan. hareket Suratından, vücudundan falan anlıyorsun. Bu kafada bitmiş futbol. Ve evet, Fenerbahçe yani. mesela almış. Obama Young'ı Galatasaray'a alsa Galatasaray'da iş yapar. Biz o takım değiliz. Biz bitmiş bir Obama Young'ı alıp tekrar hayata döndürecek camia biz değiliz yani. Bravo. Bir de gerek var mı yani? Şu anda ha yani gerek yok, yok. yok asla değil yani. Ondan sonra başka kimin adı geçiyordu, İşte Hakim Ziyech adı geçiyor, Lucas Moura adı geçiyor. Bir de ismini şu an unuttum yanlış olmasın, Norveç'de oynayan Norveç'te oynayan bir sola açık Djaloy'du galiba. Genç bir futbolcu. Mesela ben Obama Yanga dünyanın maaşları verileceğine o Djaloy'u yine gözümle görmemiş olmama rağmen profil olarak daha çok isterim Fenerbahçe'ye. Ee, ne olacak göreceğiz valla transferde. Aynen. 5 Mart'a kadar da uzadı transfer. Aşağı yukarı baktığın zaman 15 günlük bir süre var ve e, Türkiye Ligi dışında ve bir iki lig dahil buna bildiğim kadarıyla transfer dönemi kapandı aslında baktığınızda. Dolayısıyla bundan sonra yapılacak satışların çoğu ülkemizde olacak. Doğru. O yüzden fırsat transferi çıkabilir diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah güzel bir şeyler yaparız. Ama dediğim gibi çok öyle hani çok konsantre de olamıyorum futbola nasıl olacak, neler bitecek. Şimdi önümüzdeki hafta bir Konya maçımız var. Cumartesi günü e, iç sahada. Ben o maçı e, zaten en son programda da yanlış hatırlamıyorsam Milan Palut'un kovulmasının saçmalığını konuş, konuşmuştuk. O günden beri de Stankovic puan alamıyor. E, Stankovic'ti galiba hocaların adı Sırp. E, ben Konya karşısında bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın e, maç oynadıktan sonra bizim maçımızın ertelenmesi e, deprem sebebiyle yani bu yapacak bir şey yok tabii ki önümüzdeki maçın Gaziantep'le oynayacak olmaları ve onu hükmen kazanacak olmaları ve puan farkının realde olmasa bile psikolojik olarak sürekli artı artan bir puan farkı var. Bunun bizi takımı kötü etkileyeceğini düşünüyorum. Ya yani ben takımın bir parçası olsam kötü hissederdim açıkçası. Yani olduğun yerde puan farkı artıyor. Yani ve aynı zamanda rakip takım Zaniolo açıklıyor. İşte bir DiBala sesleri çıkıyor. DiBala sesleri bizim için de çıkıyor. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Ben doğrulatamadım açıkçası söylemek gerekirse. Ama Galatasaray'ın uğraştığına dair dedikodular var. Bir Zakaryan var. Çok potansiyel bir futbolcu. Galatasaray için yine adı geçiyor. E, tabii bunlar olursa ve Fenerbahçe bunlara karşı cevapsız kalırsa bu ciddi bir yönetim başarısızlığı olur. E, her ne kadar gündemimiz futbol olmasa da başta da söylediğim gibi biz her sabah nasıl kalkıp işe gidiyorsak ee, gerek Galatasaray yönetimi, gerek Fenerbahçe yönetimi, gerek Beşiktaş yönetimi takımlarını düşünerek bir aksiyon almak zorunda. Çünkü hayat maalesef devam ediyor. Eğer Beşiktaş ve Galatasaray e, bu çabayı gösterip bir sonuçlara ulaşıyorsa Fenerbahçeden de yönetimimizden de biz de tabii böyle bir beklenti içerisindeyiz. Umarım e, sadece Galatasaray'a, Beşiktaş'a cevap vermek için değil hocanın istekleri doğrultusunda doğru düzgün bir iki tane transfer yaparsak iyi olur diye düşünüyorum. Bir de canımızı sıkan diğer bir unsur Rivaldo. Yine çıktı piyasaya. Ya Rivaldo falan ne alaka abi? Yani Aynen. hakikaten. Yani 40 yılın başında bir tane adam akıllı hoca buluyorsun. Ona da yok Brezilya mı gidecek yok bilmem nereye Ya, gidecek. Bu hafta Rivaldo'nun açıklamalarını dinledim. Rivaldo Ancelotti'nin Real Madrid'le sözleşmesinin olduğunu ve bundan çıkmayacağını düşündüğünü, Doğru. en iyi alternatifin Jorge Jesus olduğunu, sene sonu kontratının bittiğini ve Brezilya'ya gelmeye can attığından bahsetti yüksek ihtimal gider hoca. Şimdi zaten gittiği zaman da hani bu sene şampiyon olmadığımızı varsayıyorum hani daha o köprünün altına çok sular akar ama yani olmadığımızı varsayıyorum bir de üstüne Jesus gidecek. Onun bıraktığı yok Sametler, Gustavo Enrique'ler, bilmem neler tekrar, tekrar başa, tekrar, başa tekrar döneceğiz. döneceğiz. Yani. Löv mü, İsmail Kartal mı? İşte camianın evladı İsmail Kartal bilmem ne falan yani Bilmiyorum ya ben bu arada Zorlu biraz Fenerbahçe'ye karşı değil hayata karşı biraz pesimist vaziyetteyim bu aralar. <laughs> o yüzden hani çok güzel şeyler söylemeyebilirim ama umarım her şey Fenerbahçe'miz için çok iyi olur. Ee, enteresan bir gelişme oldu ee, hafta içinde. Ümit Milli Takım'la alakalı olarak Arda ha, Turan rezalet, sesleri rezalet. yükselmiş. Yani eğer yani, o haber doğruysa e, sevgili Arda'yı da ya. şahsen Allah. tanıyan bir insan olarak söylüyorum. Gerçekten... E, Olmaz ya yani Ümit Milli Takım'ın başında bundan önce Tolunay Kafkas vardı yıllardır gitmesi için e, dua ettik. Tolunay gitti yerine gelebilecek tek kötü ismi yerine getiriyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Sevgili Arda kusura bakmasın ama Ümit Milli Takım'ın hocası olacak bir insan. Daha 3-5 sene önce gece kulübünde şarkıcıya kafa atıp e, üstüne sevgilisi eşine e, laf edip üstüne hastanede kurşun sıkan bir adam. Arda Turan isminden bağımsız olarak söylüyorum. Evet. Bu Fenerbahçe'mizin efsane bir ismi de olsa aynı şeyi söylerdim. Bu olayları yaşamış bir insan Ümit Milli Takım'ın 17-18 yaşındaki çocuklara örnek olacak. Olmaz ya. Olmaz kardeşim. Kimin fikri ya bu? Ve yani geçen gün bir duyumuma göre ne kadar doğrudur bilmiyorum. Bu Arda Turan'ın Milli Takım muhabbeti olmadan önce Mehmet Ağar Arda Turan, Erden Timur Okan Buruk bir yemek yiyor. O yemekte neler konuşuyor da finalde Hiçbir sıfır tecrübeye, hiçbir sağ kenarı tecrübesi olmayan Arda Turan Ümit Milli Takıma niye getirilir? Ha bana birisi diyebilir ki abi Barcelona'da oynadı, Atletico Madrid'de oynadı, işte bilmem ne kupası var. Bilmem. Yani istediği kadar kupası olsun. Maalesef 2-3 sene önce bu adam gitti bir mekanda bir kadını taciz etti veya öyle bir şeyler oldu. Üstüne kocasına kafa attı, burnunu kırdı. Yetilmedi, cebinde ruhsatsız silahla hastaneyi basıp hastanede ateş etti. Bunu sen veya ben yapıyor olsak hala içerideydik. bunu kimse inkar edemez. Bu ya sevgili Arda içeride olmadığı gibi aynı zamanda gençlere örnek olacak bir pozisyona getirilmek. mi milli takım ümit eden çocuklar aslında anlaşılır olur. gibi değil ya. Anlaşılır gibi değil ve mesela bir Arda Turan bu arada haberler doğru mu bilmiyorum. Şu anda bence klasik Türkiye nabız ölçülüyor. Yani nasıl tepkiler gelir vesaire de buna iyi bir tepki beklemeyin yani Arda, Arda bile şaşırmıştır Bence ben nale, ya Uğur İnceman var ard'anın e, kadro şeyinde ekibinde Uğur İnceman'a baktım araştırdım bir ay çalışmış futbolu bıraktığından beri e, kenarda bir ay çalışmış Maalesef ve normalde falan büyük. Pro lisans alabilmesi için minimum iki yılılı altyapı hocalığı yapması lazım ya da bir hocanın yanında yardımcı hocalık yapması lazım bir ay çalışarak, Torpille bu adama lisans veriliyor ve bu adam Ümit Milli Takım hocası oluyor. Bu çok şaşırdım. Ya Uğur İnceman tüm futboluna ne vermiş ya Ümit Milli Takım. Yani Arda mesela daha mantıklı. Hani yaşadığı skandallar olması en azından bir başarısı var bir şey var. Uğur İnceman'ın en büyük başarısı. Abi insan biraz kendini de geliştirir ama. Yani orada mesela Arda'nın taktiksel yönden ne bileyim saha içindeki o hocalık yönünden yönetimsel olarak kendini geli yani Arda bugün yani Ümit Milli Takımı hemen şu anda bir şey veremez ki abi. 3-5 sene kendini geliştirir. Ya zaten başlar mi? abi, ya. 2 -3 sene abi Ümit, Ümit Milli yani. Takımı mantığı şudur. Kimse Ümit Milli Takımı'ndan gitsin dünyada kupalar alsın falan beklemiyor. Ümit Milli Takımı hocasına özellikle Türkiye gibi ülkelerde beklenecek en büyük şey üst tarafa hazır topçu yetiştirmektir gitsin kupalar alsın, dünyayı fethetsin öyle beklentimiz yok zaten. Ama Arda Turan bugüne kadar futbolculuk dışında futbolculuğuna saygı duyuyorum, kariyerine saygı duyuyorum. Hakikaten şahane başarılara imza atmış bir insan ama hoca olmak da hele bir Türkiye milli takım, Ümit milli takımının hocası olmak bu kadar kolay olmamalı. olmamalı. Gidersin Malatya'da bir Hikmet Karaman'ın atıyorum yani tamamen yardımcı hocalığını yaparsın. Oradan çıkarsın bir Anadolu takımına devralırsın ikincilikte şey yaparsın bir altyapıyla alakalı bir çalışmalar yaparsın federasyonda görev alırsın finale kendini geliştirdikten sonra gelirsin ama şu an benim ee, sezim şu aynı aynısını zamanında 93-94 yılında Fatih Terim'le de yaptı Galatasaray. Galatasaray aslında şu anda bir sivil darbe yapıyor futbola. Nasıl yapıyor diyeceksin. Zamanında da Galatasaray 93-94'lü yıllarda Fatih Terim e, altyapı e, Ümit Milli Takım antrenörlüğüne getiriliyor. Sonra A takım yardımcısı oluyor. Sonra A takım milli takımı alıyor. Sonra Galatasaray'a geliyor ve Galatasaray Ümit Milli Takımından bulduğu herkesi transfer ediyor. Ve Galatasaray'ın 96-2000 Mehmet Ağar'la beraber işte o futbolcularla beraber kazanılan başarılar mevcut. Şimdi aynısı... Yine Fatih Terim'e baktığınız zaman Fatih Terim onu yapmış, bunu yapmış bilmem ne bilmem ne ki Fatih Terim'in anlattıklarından da bildiğimiz kadarıyla hakikaten sokak sokak dolaşarak futbolcu keşfetmiş bir insan. Her ne kadar Fenerbahçeliler çok sevmese de. Ama Arda Turan'da böyle bir durum da yok. Yani izah etmek mümkün değil, anlamak mümkün ya değil. Ya tam, tam Türkiye'deki 2020 liyakatsizlik ya, aynen. liyakatsizlik ya ne Girelim alaka ya. Ya, ya birisi Mehmet Büyükekşi Sayın Mehmet Büyükekşi nabz, nabız yoklamayı bırakın kardeşim. Çıkın deyin ki Arda Turan bizim Ümit Milli Takım teknik direktörümüz. Sebebi de bu bu bu. Biz silah olayında kafaya takmıyoruz çünkü biz böyle düşünüyoruz deyin. Biz daha de amenna diyelim biz de kafaya takmayalım. Yani çok acayip şeyler ya. Çok umudum yok. Ya abi X ya. bir insan Arda'nın yaptıklarını yapsaydı hala gün ışığı göremiyordu ya. Aynen öyle. Hala göremiyordu abi. Yani bu çok acayip bir ülke olduk ya. Aynen. Ağasından Z'sine liyakatsizlik akan Enteresan bir ülke olduk ve maalesef kendimizi hiç geliştirmeden devam ediyoruz. Aynen öyle. Diyecek de başka bir şey. Valla bu programda ya. zaten çok fazla değinecek bir şey yoktu. Ee, biz ee, kalbimiz, dilimiz verdiğince birkaç bir şey söylemeye çalıştık değerli izleyiciler. Sizinle de takdir edersiniz ki. Yani inanın futbolla alakalı daha konuşsak konuşacak çok şey var ülkeyle alakalı ama maalesef de dediğimiz gibi tutuklanmamak için susmak zorundayız. Ee, bu kadar konuşabiliyoruz. Aynen. Umarım bunlardan tutlanmayız. Ee... Allah bu ülkedeki yaşayan herkesin yardımcısı olsun. Ee, dediğimiz gibi bütün depremzedelere vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlara sabır, güç, kuvvet diliyoruz. Umarım ülkece bir an önce toparlanırız. Ben bu arada son söz olarak şunu da söyleyeyim. Kenetlen Türkiye'm, biz biriz Türkiye'm. Ben bu söylemleri de çok Böyle çok fake. Çok abi PR yani. geliyor çok bana. Yani ya. geçen gün mesela bir canlı yayın organize of. ediliyor. Paralar toparlanıyor. 250 milyonlar 300 milyonlara yuvarlanıyor. Yuvarlanan para 50 milyon lira sıradan bir vatandaşın hayal bile edemeyeceği paralar. Ya bunu insanların gözü madem bu kadar paranız var kardeşim bu yayını 6 sene önce yapıp Kahramanmaraş'ı yeniden yaratsaydınız ya o gün milyar TL'ler toplandı ya. 6 sene önce topla. Ölünün arkasından yaz tutmayalım bari. Ya yine Fethullah'tan ince 250 300'e yuvarlasın. Yine o bilmem kaçı bilmem kaça yuvarlasın ama yani bu ayıp değil mi ya? Bu şov değil mi? Yapmayın etmeyin ya. İnanılmaz. Cerenize Art... evini düğün evine çevirmek. İnanılmaz Benim bir şey ya. Son artık bu da olmaz dersin o da oldu. Ya bu da olmaz dediğimiz her şey oluyor ya ülkede. Vallahi. Her şey oluyor ya maalesef. Dediğim gibi Allah bu Sonunlu ülkenin sağduyulu abi. vatandaşlarına sabır versin, akıl fikir versin. Ülkeyi yönetenlere de diyecek bir şey yok çok teşekkür ederiz Efendim, bizi aynen. dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir hafta olsun sizler için ve sevdikleriniz için. Ee, Hoşçakalın.